Türkiye'nin Suriye ile normalleşmesinde Arap liderlerin birinci kıstası bu İvan dosyası olacaktır. Onu çözmek olacaktır. Şimdi bir de aktörlere dönük kararlar var diye yorumlandı. Mesela Arap basınında ben o kadar takip ettim. Türkiye'den yorumcular bu şekilde söylediler. Yani yabancı militanların da ülke dışına çıkarılması, efendim burada işte YPG'yi de kastetmiş olabilir mi? Hayır, Suriye şimdiye kadar, Rusya'da öyle, şimdiye kadar hiçbir zaman YPG için, ne YPG için, ne askeri kanadı SDG için, Suriye Demokratik Güçleri için terörist demedi. Terörist sınıflandırması yapmıyor, o listeyi almış değil. Ama Türkiye ısrarla terörist diyor, terörist diyor. Mesela Türkiye için yanı başımızdaki El-Kaideci, İhvan'ın yavrusu, IŞİD'in yavrusu diyebileceğimiz eski Nusra cephesinden türeme HTŞ terör sayılmıyor, tehdit sayılmıyor ama Türkiye'nin kanatları altına giren bütün o İhvancılara rağmen, bütün o radikal İslamcı gruplara rağmen sadece YPG'yi ve IŞİD'i terörist olarak nitelendiriyor Türkiye ki burada bir çatışma, bu dosyada bir anlaşmazlık olacak ve bunun muhatapları sadece Şam olmayacak, aynı zamanda Riyad'da olacak, aynı zamanda Abu Dhabi'de olacak, aynı zamanda yani diğer ihvancıları yasaklayan Arap ülkeleri de bu dosyanın muhatabı olacaklar diye düşünüyoruz. Son toplantıda işte ev sahipliğini Suudi Arabistan yaptığı için ve Muhammed bin Selman'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın dengeyi oynadığı için o Cidde toplantısında Türkiye telaffuz edilmedi. İşgalciler kelimesi kullandı ama önceki Arap Ligi toplantılarında ve özellikle en son Cezayir'deki toplantıda çok açık isim yazıldığı deklarasyona Türkiye işgalci konumundadır, işgali sonlandırması gerekiyor diye. Yani Arap Ligi liderlerinin tutumları epeydir bu yönde açığa çıkmış durumda. Şimdi ben şöyle görüyorum. Biliyorsunuz Suriye topraklarında Rusya'nın ağırlığı var. Her ne kadar Suriye dışındaki Suriye de dahil olmak üzere ama daha çok sanki bir görev dağılımı yapılmış gibi Suriye dışındaki Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya yönelik Çin ağırlığı giderek artarken hala Rusya'nın Suriye'deki ağırlığı stabil. Ve Rusya'nın Şam hükümetiyle oradaki özel Kürt yönetimi arasında nasıl bir projeyi hayata geçirmek istediğini defalarca izledik. Barıştırmak, uzlaştırmak istiyor ve iç mesele olarak yani Suriyelilerin barışı şeklinde masaya getirmek istiyor. Ve defalarca aslında bir araya geldiler. Metinler üzerinde anlaşıldı. Siz de biliyorsunuz. Şimdi hangi aşamalarda bunlar gündeme geldi ve Şam'la Kürtler arasında arabuluculuk yaptı. Ne zaman ki Türkiye'nin Suriye'ye girme operasyon tehdidi yükseldi, o zaman hep masaya oturdular ama bir sonuçlanmadı bir şey. Yani oraya nasıl yansıyacağını şöyle söyleyebilirim. Türkiye'nin ikna edilmesi Arap ülkeleri tarafından mümkün değil. Aslında umursadıkları da yok. Burada Rusya faktörü önemli. Hem Türkiye'yi ikna ediyor bir taraftan hem de Kürtleri Amerika'nın çizgisi dışında bir barış yoluna çekmek istiyor. Şimdi bu durumda yani AKP'nin planı, projesi tabii ki bu iki küresel güçten farklı değil. Ne ABD'nin taleplerini reddeden ne de Rusya'nın taleplerini reddeden bir yerde. Her ikisinin istediklerini yapmaya çalışan bir stratejik hamleler yapıyor. Kendi stratejisi değil aslında. Yaptırılıyor. Ve bu işgallerde bu her iki tarafın ortaklaşa sundukları numune şeklinde sundukları yol haritası Türkiye'ye ve onu yapıyor. Rusya Kürtleri hizaya getirmek için bunu yapıyor. ABD'de Suriye'de Türkiye'nin kontrolü altındaki bu militan güçlerin varlığını sürdürmesi için bunu yapıyor. Evet, Suriye'de bu militan güçlerin varlığını sürdürmesini, pozisyonlarını korumasını istiyor ABD. O yüzden
Ne zaman bir sınır ötesi harekat sesleri yükselirse aslında davul AKP'nin elinde ama tokmak ABD'de ya da tokmak Rusya'nın elinde. Savaş tamtamları böyle çaldı. Bunun altını çizmek gerekiyor. Dolayısıyla her iki gücün Türkiye üzerinden Suriye'deki menfaatleri var ve onu korumaya özen gösteriyorlar. Şimdi asıl mesele Kürtlerin bu pozisyonunu kaybettirecek bir kozu var mı? Bu kadar bir yeteneği var mı Türkiye'nin? O yok. Dediğim gibi ne kadar yeşil ışık yakılıyorsa sınırlı yakılan yeşil ışıklardan dolayı gidiyor. Ama Kürtlerle ilgili bu çatışmayı üst düzeyde tutmaya, üst düzeyde dinlendirmeye ve o gerilimi gerçekten o seviyede tutmaya devam edecektir. Etti de şimdiye kadar, şimdi seçimden sonra ne değişir bilmiyorum. Eğer değişim olursa başka konuşacağız bunu. Şundan dolayı Türkiye'deki iç siyasetteki bataklık AKP'yi aşar durumdadır. Fazlasıyla bütün yeteneklerini aşıyor şu anda gelinen noktada. Hem ekonomik hem siyasi zayıflık hem bütün argümanlarını zayıflığı ve aslında iddiasını kaybetmiş olmanın verdiği bir gerilemeden dolayı AKP konsolidasyonu Kürtler üzerindeki Kürtlere yönelik savaş söylemlerini sertleştirerek sağlıyor. Ve bu tehdit devam edecek. AKP durduğu sürece bu tehdit Kürtlere dönüp devam edecek.